Ya gülüm, beni biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Tamam hayatım, ama yorma artık kendini, olur mu? Zamanla her şey düzelecek. Sonra. Görüşmemiz lazım. Şimdi sırası değil, dışarı çıkalım. Çok uzağa gitmeyeceksin zaten. Havuzun oradayım. Gel, bekliyorum. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl bu tehlikeyi göze alırsın sen? Tehlikeli ama senin yüzünden. Bu aralar sana ulaşmak çok zor oluyor da. Mert! Gel, gel, bekliyorum. Ben dönene kadar kimse gelmeyecek buraya, anlaşıldı mı? Peki baba. Nasıl gelirsin buraya ha? Nasıl her şeyi riske atarsın böyle? Olacak şey mi evlat? Ya biri görse? Evlat. Öyle mi? Niye yaptın? Niye öldürdün Coşkun'u? Söz vermiştin bana. Ailem onda dedim sana. Haklısın. Ne söylesen haklısın. Ama bilmediğin bir şey var. Neymiş? Şimdi bak, benim amacım Coşkun'u öldürmek değildi. Yakalamak, aileni öğrenmekti. Niye öldürdün o zaman? Dur, anlatıyoruz işte. Adam arabayla kaçıyordu. Getirin şunu bana dedim. Sarp dinlemedi. Ben de yetişemedim. Sarp yani suçlu. İyi bak, şimdiden ikna oldum. Yani bu Coşkun meselesinde tek suçlu Sarp. Öyle mi? Tamam o zaman. Sarp cezasını çekecek. Madem sen ona sözünü geçiremiyorsun ve cezasını kesemiyorsun, ben keserim. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şeyler. Melek nasıl? Atlattı mı durumu? Atlatamaz. Sen mi anlattın ona annesini vurduğumu? Melek bana her şeyi biliyorum deyince ben onu da öğrendi sandım. Hata yaptım. Evet, bir hata oldu. Evet, ama benim kadar büyük bir hata değildi. Asıl suç benim. Evlat. Deme artık öyle.